Bundan önceki videolarda iç bükey ve dış bükey ya da çukur ve tümsek aynaların özelliklerini ve uygulamalarını görmüştük. Şekillerine göre bakarsak da küresel ve parabolik aynalardan bahsedebiliriz ve bu videoda da bu aynaları, özelliklerini ve nerelerde kullanıldıklarını göreceğiz. Bir iç bükey ya da çukur ayna yapmak isterseniz, yani gelen tüm ışınları tek bir noktada toplayabilen bir ayna yapmak isterseniz ihtiyacınız olan şeklin adı paraboldür. Bu yüzden bu aynalara parabolik aynalar adı da verilir. Parabolün ne demek olduğunu bilmiyorsanız önemli değil. Parabol buradaki şekle verilen bir isim. Buna dayanarak parabolik aynalarında bir parabolün parçası olan aynalar olduklarını düşünebiliriz. Bu parabolün büyük bir parçasını ya da küçük bir parçasını kullanabiliriz. Önemli olan aynanın parabolün parçası olması. Bu arada burada gördüğümüz bir çukur ayna ama aynı şeyin dış bükey ya da tümsek aynalar için geçerli olduğunu da hemen ekleyeyim. Burada gördüğünüz parabolik şekli oluşturmak biraz zordur. Neden diyecek olursanız şuraya bir bakın. Bu noktayı parabolün tepe noktası olarak adlandırabiliriz. Bu noktaya yakın yerlerde güzel bir eğri varken bu noktadan uzaklaştıkça örneğin buraya bakın aynanın oldukça düzleştiğini görebilirsiniz. Aynı şey bu uç için de geçerli. Kısacası tepe noktasına yaklaştıkça eğriliği artan, uçlarında ise düzleşen bir şekilden bahsediyoruz. Bu oldukça garip bir şekil ve az önce de söylediğim gibi bu şekli elde etmek gerçekten de zor. Peki size elde etmesi en kolay şekil nedir diye sorsam bana ne cevap verirsiniz? Hadi tahmin edebileceğinizi biliyorum. Doğru daire. Dairenin üç boyutlu haline de küre deniyor. Böylelikle küresel aynalara da geçiş yapmak istiyorum. Küresel aynalarsa adından da anlayacağınız gibi bir kürenin parçası olan aynalardır. Hemen not ediyorum. Küresel aynalar bir kürenin parçalarıdır ve bu şekli elde etmesi kolay olduğu için de küresel aynaları yapmak çok kolaydır. Az önce size paralel ışınları tek bir noktada toplayabilmek için bir parabole ihtiyacımız olduğunu söylemiştim. Peki sizce burada ne olur? İsterseniz hemen buraya da paralel ışınlar gönderelim ve ne olacağını hep birlikte görelim. Gördüğünüz gibi ışık ışınları tek bir noktada toplanmıyor. Buna şaşırmamış olmalısınız. Çünkü az önce paralel ışınları tek bir noktada toplamanın tek yolunun parabolik bir ayna ile mümkün olduğunu söylemiştim. Bu yüzden de parabol dışındaki bir şeklin ışınları tek bir noktada toplayacağını düşünemeyiz. Peki eğer ışınları tek bir noktada toplayamıyorlarsa küresel ayna yapmamızın sebebi ne olabilir? Bu şekli dikkatlice inceleyin. Küresel ayna ışınları tek bir noktada toplayamıyor dememizin sebebi buradaki yani uçlardaki ışınlar. Bu ışınların rengini değiştirirsem daha kolay görebilirsiniz. İşte bu. Gördüğünüz gibi aynanın ışınları tek bir noktada toplayamamasının sorumlusu buradaki ışınlar. Bu ışınlardan kurtulmak için de aynanın şeklini bu şekilde ayarlayabiliriz. Evet. Hadi hemen aynayı bu şekle getirelim ve ne olacağına bakalım. Buradaki noktanın bir öncekine göre daha keskin bir nokta olduğunu fark ettiniz mi? Şu anda daha az ışık ışını geldiği için her şey çok da parlak olmayacak ama görüntünün bir öncekine göre kesinlikle daha net olacağı su götürmez bir gerçek. Ve görüntüyü daha da netleştirmek için aynanın uçlarından kırpmaya devam edebiliriz. Hadi bakalım. Işık ışınlarının tek bir noktaya toplandığını görüyorsunuz değil mi? Buna bağlı olarak da kürenin çok küçük bir parçası olan küresel aynaların paralel ışık ışınlarını tek bir noktaya toplayabileceğini söyleyebiliriz. Bunun işe yaramasının sebebi de kürenin çok küçük bir parçasıyla parabolün küçük bir parçası arasında çok büyük bir fark olmamasıdır. Göstermemi ister misiniz? Kürenin bu parçasını alalım ve parabole yaklaştıralım. İki şeklin birbirine ne kadar çok benzediğinin farkında mısınız? Evet, kürenin küçük bir parçasının şekli parabole benzediği için parabolik bir ayna gibi davranabilir. Ama kürenin büyük bir parçasını alırsak, bu arada bu çok da iyi bir çizim olmadı ama iki şeklin artık çok da benzemediğini görebiliriz. Kısacası eğer görüntünün birebir aynı olması çok da umurumuzda değilse ve küçük aynalar kullanabileceksek küresel aynaları tercih edebiliriz. Bunları yapması daha kolaydır, daha ucuzdur ve bulması da daha kolaydır. Eğitim içinde uygun oldukları için laboratuvarlarda kullanılan aynalar da bu aynalardır. Öte yandan bilimsel bir çalışma çerçevesinde, Dünya'dan çok uzakta bulunan galaksi ve yıldızları incelemek için çok ama çok büyük bir teleskop yapmak istersek, bize her şeyi çok düzgün ve keskin gösteren bir aynaya ihtiyacımız vardır ve eğer bu bütçe açısından da bir sorun teşkil etmiyorsa bu durumda parabolik bir ayna kullanılması daha iyi olur.